Şekil 1'deki K ve şekil 2'deki L tekerlekleri belirtilen yönde döndürülürken K tekerleğinin açısal momentumu LK, L tekerleğin açısal hızı omega L şeklinde verilmiş. Buna göre LK ve omega L'nin yönleri nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar açısal momentumun ve açısal hızın yönleri sağ el kuralı yardımıyla bulunuyor. Mesela masanın üzerinde diyelim yatay bir düzlem üzerinde konuştuğumuzda şu yönde diyelim saat yönü ters yönde dolanan bir hareketimiz var bu. Bu hareketli bu eksen etrafında çembersel hareket yapıyorken bükülmüş dört parmağımıza hareket yönünü gösteriyoruz baş parmağımızda açısal momentumun yönünü veya açısal hızın yönünü gösterecek yani o zaman bu dönme eksenindeki açısal momentumun yönü de yukarı yönde olmuş olacak. Yine açısal hızın yönü de arkadaşlar yine yukarı yönde olmuş olacak. O zaman burada dönen sinere bakalım. Birinci tekerleğimiz gördüğünüz gibi bu yönde dönüyor. Yani dört parmağımızla bu bu yönü dört parmağımla kavruyorum. Kavradığımda tekeri bu şekilde baş parmağım şu an artı x yönünü gösterdi arkadaşlar benim elimde. O zaman artı x yönünde bir açısal momentuma sahip olmuş olacak. Birincisi artı yönde artı yönde x. Artı x yönünde. İkincisine baktığımızda e, ok yönünde dönerken saat yönünde dönmüş oluyor. O zaman bunu saat yönünde bu şekilde döndürürsek e, bükülmüş dört parmağımıza kavradığımızda arkadaşlar baş parmağım benim aşağı yönde bir yönü gösterdi. Yani açısal hızımızın yönü açısal momentumumuzun yönüyle aynı demiştik. Bu yönde bir yöne sahip oldu. Yani eksi y yönünde bir yönü vardır. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği olur. İp cambazı şekil 1'deki KL çubuğunu, şekil 2'deki MN çubuğunu kullanarak ip üzerine yürümektedir. Aynı maddeden yapılmış eşit kalınlıklı türde çubuklardan KL, MN'den daha uzunluğu şeklinde verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. A. Eylemsizlik momenti daha büyük olduğundan mn ile denge sağlamak daha kolaydır. Şimdi açısal momentumda arkadaşlar I çarpı omega yardımıyla buluyoruz. Şimdi açısal momentumumuz eşitse ne yapıyoruz? I ile açısal e, açısalı ters orantılı. O zaman şimdi e, eylemsizlik momenti daha büyük olan bir maddede açısal hızdaki değişim daha küçük gerçekleşir. Yani dönmesi e, daha yavaş olur. E, o halde burada KL çubuğunun uzun olması arkadaşlar eylemsizlik torkunun yani I'nın büyük olmasına ve devrilmesini yani açısal hızının küçük olmasını sağlar. O zaman eylemsizlik momenti daha büyük olduğundan MN ile denge sağlamak kolaydır. Hayır, KL ile denge sağlamak daha kolay. Eylemsizlik momenti daha büyük olduğundan KL ile denge sağlamak daha kolaydır. Evet, cevabımız B seçeneği olur deriz. Sürtümün en ortamda medya bulunan bir buz patencisi artıya eksiye ekseni etrafında kollar açık şekilde dönerken eylemsizlik momentu açısal hızı omega açısal momentumu L'dir. Patenci kollarını vücuduna yapıştırarak dönmeye devam ederse I omega L nicelikten hangileri azalır diye sorulmuş. Arkadaşlar açısal momentumu 3 farklı 4 farklı yolla bulabiliyoruz. P çarpı L ile olabilir. M çarpı V çarpı R ile olabilir. Veya M çarpı omega çarpı R'nin karesi ile olabilir. M R de I olduğu için I çarpı omega şeklinde de yazılabilir. Bunların hepsiyle de bulunabiliyor. Peki biz şimdi dışarıdan bir tork etkisi yoksa açısal momentumun korunduğunu biliyoruz. Yani açısal momentum arkadaşlar korunacak. Açısal momentum korunuyorsa şimdi I ile omega arasındaki ilişkiye bakalım. Arkadaşlar burada şimdi açısal momentum korunurken biz ne yapıyoruz? Kollarımızı kısıyoruz. Kollarımızı kıstığımızda yarı çap ne yapıyor? Azalıyor. Yarı çap azalırsa kütlemiz sabit olduğundan dolayı bu değişmezken yarı çap azalırsa çeliksel hızımız artar. Yine yarı çap azalırsa kütle sabitken açısal hızımız da artar. E, açısal hızımız artarsa açısal momentumuz sabit olduğu için eylemsizlik torku azalır. O zaman ne olacak? I'ımız arkadaşlar azalacak. I azalır. Omega'mız ne yaptı? Omega'mız arkadaşlar biraz önce söyledik. Yarı çap azaldığı için arttı. Omega artar. Olmaz. Açısalı bulacağız. E, azaları bulacağız. L'ye baktığımızda L'miz zaten korunuyor. Dışarıdan bir kuvvet etkisi. Yani döndürme etkisi olmazsa, tork etkisi olmazsa açısal momentum korunur. Ondan dolayı da açısal momentum korunacak. Cevap yalnız I azalandır. Cevabımız A seçeneği olmalı. Eylemsizlik momenti dönmekte olan cismin açısal hızında meydana gelen değişme direnme eğilimidir. KLM özdeş kutularından K su ile dolu, L ve M ise boş olup kutular tam ortalarından geçen eksenler etrafında şekilde ekibi dönmekte. KLM kutularının eylemsizlik momenti arasındaki ilişki IK ile IMA olduğuna göre sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar diğer değişkenleri sabit olduğu durumda eylemsizlik momenti dönen cismin kütlesi arttıkça artar. Doğru mu doğru? Nereden anlıyoruz? Bakın bunun kütlesi bunun kütlesinden fazla ve eylemsizlik momentinin fazla olduğunu söylemiş. Diğer durumlar aynı mı? Aynı. Yani yarıçapları aynı diyelim dönme eksenine olan uzaklıkları ama bunun kütlesi fazla olduğu için fazla. Zaten arkadaşlar I eşittir. m çarpı r'nin karesi ile orantılıydı. Yani kütleye ve yarıçapın karesine bağlı. O halde burada kütlemiz farklı olduğu için yarıçapları aynı belki bu ikisinde. Dönme eksenine olan en uzak noktaların yarıçapları ama bunun kütlesi fazla olduğu için I öyle'den büyüktür. Yani buradan böyle bir bilgiye ulaşılabilir. Diğer değişkenleri sabit olduğu durumda eylemsizlik momenti dönen kütlenin dönme eksenine olan uzaklığı arttıkça artar. Evet şimdi kıyas yaptığımızda bunun e, L'nin I'sı M'nin e, I'sı, I'sından fazla. E, bunlar boş kutu kütleleri aynı yani kütleleri aynı iken demek ki bunun yarı çapının daha büyük. Bunun yarı çapının daha küçük olmasından dolayı eylemsizlik torkunun L'nin M'den büyük olduğunu görürüz. Yani buradan da böyle bir bilgiye ulaşırız. Diğer değişkenlerin sabit olduğu durumda eylemsizlik momenti dönen cismin açısal hızı arttıkça artar. Eylemsizlik momentin arkadaşlar açısal hızla bir alakası yok. O halde demek ki burada ne yapıyoruz? Emre kareden yararlandığımız için burada bize sabit oldu. Diğer değişkenler sabit olacakmış. Eylemsizlik momenti dönen cismin açısal hızının arttıkça artar demiş. O zaman açısal hızının artıp artmamasından ziyade emre kare ile alakalı bir durum oluyor. Demek ki buradan buradan böyle bir sonuca ulaşamayız. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Şekildeki bıçak bileme taşı çevirme koluna dik olarak uygulanan F kuvvetiyle hızlandırılmaktayken A noktasının çeliksel hızı ve taşın açısal hızı omega kuvvetin oluşturduğu torkun yönü T'dir. Buna göre ve omega t vektörlerinin hangi yerin yönü değişkendir şeklinde sorulmuş. Değişken olanlara bakacağız. Şimdi bu bu şekilde dönerken arkadaşlar bu şekilde A noktasının için konuşuyoruz. Dönerken sağ el kuralı yardımıyla dört parmağımızla dönme elini tuttuğumuzda baş parmağımız arkadaşlar burada sağ tarafı gösterdi. Yani sağa doğru bir neyimiz var? E, açısal açısal hızımızın yönü var. Yine sağ el kuralı yardımıyla torku düşündüğümüzde F kuvvetinin oluşturmuş olduğu torka baktığımızda sağ el kuralı yardımıyla dönme yönüne bakarsak baş parmağımız yine bu yönde Ne oluşturdu? Torku oluşturdu. E çizgisel hızı düşündüğümüzde ise çizgisel hız buradayken bu yönde, buradayken aşağı yönde buradayken sağa doğru, işte buradayken yukarı yönde ve arada yönlerde yani çizgisel hızın yönü A noktası için konuştuğumuzda ne yapıyor? 360 derece sürekli döndüğü için çizgisel hızın yönü sürekli değişiyor arkadaşlar. Ama açısal hızın ve torkun yönüne baktığımızda ikisi de sağa doğru sürekli aynı yönde döndüğü için açısal hızın yönü de değişmeyecek. Yine buradaki torkun yönü dönme eksenindeki torkun yönü de değişmeyecek. Yani bunlar değişmez. Bu Bu sürekli değişir arkadaşlar. Sürekli değişkeni sorduğu için cevabımız A seçeneği olmalı. Otomobil lastiklerinin balans ayarı tekerleğin ağırlığını dönme ekseni etrafında eşit olarak dağıtır ve böylece titreşimler ortadan kalkar. Balans ayarı yapılacak lastik şeklindeki cihaza yerleştiriliyor ve cihaz lastiğin açısal hızını düzgün olarak artırıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu tekerleğin ok yönünde cihaz dönmesini sağlıyor. Şimdi tekerleğin açısal hızı, açısal momentumu, torku hangi yönde hemen sağ el kuralı yardımıyla bulalım. Bükülmüş dört parmağımızla bu tekerleğin dönme yönüne baktığımızda arkadaşlar ok yönünde kavradığımızda baş parmağımız nereyi gösterdi? Baş parmağımız eksi x yönünü gösterdi. Heh, bu yön arkadaşlar hem açısal momentumun yönü hem açısal hızın yönü hem de arkadaşlar dönme eksenindeki yani oradaki mil ekseni diyelim mil eksenindeki torkun yönünü gösterdi bize bu yönde bir torku da var. Tekerliğin açısal momentumu eksi x yönündedir demiş doğru. Tekerliğin cihaza uyguladığı torkun yönü eksi z yönünde. hayır eksi z yönünde değil gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi x yönündedir bu da yanlış. Tekerliğin açısal hızının Yönü sürekli olarak değişmektedir. Açısal hızın yönü sürekli aynı yönde arkadaşlar. Bu bu yönde döndükçe açısal hız sürekli eksi x yönünde olur. Yönü sürekli değişmektedir. ifadesi yanlıştır. Cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı. Bir kovaya delikler açılıp bu deliklere uçlarında tıpa olan pipetler takılıyor. Kova su ile doldurduktan sonra kovaya bağlı ipten tutularak kova havaya kaldırarak dengeleniyor. Pipetlerin uçlarındaki tıpalar alındıktan sonra şekildeki su gibi su akışı başlıyor. Buna göre yargılanın hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir kova ok yönde dönmeye başlar. Şimdi pipetin ucundaki arkadaşlar tıpayı aldığınızda momentum konumuna göre başlangıçta momentumu sıfırken buradan su kütlesi çıkınca itme eşittir momentum değişimi ilkesine göre bu yönde bir itme uyguluyor. Bu yönde itmeden dolayı bu yönde arkadaşlar bir tork etkisi oluşturuyor. Bu tork etkisiyle ve diğer taraftaki pipet de hop aynı yönde bir tork etkisi oluşturarak buradaki kovan dönmesini sağlıyorlar. Yani kova ok yönde değil de tam tersini yönde döner. Birinci ifademiz yanlıştır. İki su akışı devam ederken kovanın açısal hızı artar. Evet başlangıçta zaten durgun muydu bunlar? Evet. Şimdi ne oluyor? Pipetin verdiği o itme değerinden yani suyun itmesinden dolayı burada bir tork etkisi oluşuyor ve dönme e, e, dönme oluşturuyor. Bu dönme sürekli su aktıkça itme uyguluyor ve itmenin etkisiyle de arkadaşlar bu dönme giderek hızlanmış oluyor. Yani açısal hızı artar bilgisi de doğrudur. Su akışı devam ederken kovanın eylemsizlik momenti artar. Arkadaşlar eylemsizlik momenti m çarpı r'nin karesi mi? Yarı çap değişmeden kütlemiz ne yapıyor? Azalıyor. Kütlemiz azalırsa o zaman eylemsizlik torkumuz ne yapar arkadaşlar? Azalır. Demek ki üçüncü ifademiz olmaz. Yanlıştır. Cevabımız bundan dolayı yalnız 2 yani a seçeneği doğru olmadı deriz. Ali hava direncinin önemselmediği ortamda sürtünmesiz mil etrafında omega açısal hızıyla dönen tabure üzerinde şekildeki ve ellerindeki bowling toplarını tutarak dönüyor. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda omega artar diye sorulmuş. Arkadaşlar burada birinci yargımızda Ali'nin elindeki topları yere göre serbest bırakması. Şimdi dışarıdan bir kuvvet etkisi döndürme etkisi yani tork etkisi yoksa açısal momentum korunuyor. Açısal momentumu biz dört farklı yolla bulabiliriz. P çarpı R ile bulabiliriz. Yine arkadaşlar m çarpı çizgisel hız çarpı yarı çapla yine açısal momentumu m çarpı v yerine omega r yazdığımızda omega çarpı r'nin karesi veya i çarpı omega yardımıyla bulabiliyoruz. Şimdi burada açısal hızdan bahsettiği için o zaman şu formülü kullanmaya çalışalım. Şimdi dışarıdan bir döndürme etkisi olmadığı için açısal momentumumuz korunacak. Burada bir sistem var başlangıçta yani bowling topları ile adamla oluşan bir sistem var. Sadece bowling topları elinden serbest bıraktığı için kütlede bir azalma gerçekleşiyor. Yer kalan parçalarında herhangi bir uzunlukta değişim gerçekleşmiyor yani r korunuyor. O zaman açısal momentum korunuyor. R'de bir değişiklik yok o zaman kütlemiz azaldığı için hop açısal hızımız ne yapacak artacak. Demek ki bir de açısal hız artar. 2 Ali'nin topları dönme eksenine doğru çekmesi. Şimdi aynı formülü tekrar yazıyorum. M çarpı omega çarpı R'nin karesini yazdığımızda dışarıdan bir yine tork etkisi yok. Yani açısal momentum korunacak. E, kütlemiz de korunuyor sadece. Boiling toplarını kendine doğru çekmiş oluyor. Yani ne yapıyor? Yarı çapı azaltıyor. Yarı çap azalınca buradaki açısal hızımızın da haliyle artması gerekiyor. Demek ki bu da artar. 3. Aliye açısal momentum ile aynı yönde tork uygulanması. Tabii aynı yönde tork uygularsak haliyle ne yapacak? Bunun açısal momentumu artmış olacak. O halde L eşittir m çarpı omega çarpı r'nin karesi dediğimizde burada açısal momentumumuz artıyor demiştik. Açısal momentum dışarıdan bir aynı yönde etki varsa kütlemiz değişmiyor. Yarı çabımız da değişmiyor. O zaman açısal momentum arttığı için açısal hızın da artmasını doğuracak. Yani demek ki buradaki bütün ifadeler doğru. Cevabımız E seçeneği olmalı diyeceğiz.